Selamun ne ve herkese selamlar. Yeni bir seriye başlamak istiyorum. Bu seride daha çok kabalistik dilin kavramları ile ilgili çok daha detaylı açıklamalar olacak. Her ne kadar kabali, e, kabala dili ile ilgili başlamış olduğum seri var olsa da orada da ifade etmiş olduğum gibi yani bir konuyu gerçekten bir çerçevede işleyip tamamen kapatmak mümkün değil. Her konu birbiriyle ilişkili, her durum birbiriyle ilişkili, her kavram birbiriyle ilişkili bunun önüne geçmek gibi bir imkanımız yok. Diğer çünkü doğası böyle. Yani dilin doğası böyle. Her bir kavram birbiriyle ilişkili ve her bir durum da birbiriyle ilişkili. Yani sonuçta bir öncesi olacak ki sonrası olacak ve o sonrası yeni bir hali doğurabilsin. Aksi takdirde yani öncesi olmadan da zaten bir sonraki halin doğması mümkün değil. Hem hissiyatta böyle hem de bunun da aynı zamanda kavramlar dünyasında, kavramların kendi içerisinde izleyebiliyoruz. O yüzden böyle bir ek seri yapıyorum. Bunu yani ya Kabala dersleriyle elbette bağdaştırıyorum ama yani bunu ya Kabala ya dersi olarak görmeyelim tırnak içerisinde. Sadece burada tanımlar, kavramlar üzerine yoğunlaşacağız. Bu kavramlarda ne anlatıldığını daha etraflıca anlayabilirsek dilinde ne hakkında konuşun çok daha etraflıca bir anlayışa sahip olacağız. Şimdi bu birinci bölüm, bölüm bir. Burada ilk ilk defa yani üst güç diye bildiğimiz yaratıcı güç, kutsal güç, veren güç, eril güç bunlar daha da farklı şekillerde ifade edilir. Bu tanımlara gelmeden önce soyut olan bu yaratım gücü ilk defa nerede, hangi biçimlerde tanımlanıyor? Oradan başlamak istiyorum. Nihayetinde bu tanımları çok daha etraflı bir şekilde anladığımız zaman On bunlarla beraber ifade edilen konuları daha iyi anlayacağız. Öncelikle burada üst güç olabilir bazen yaratıcı güç olabilir. Bütün bu tanımlar da değişebiliyor. Yani bazen kutsal güç diyoruz, bazen veren veren güç diyoruz, bazen sağ taraf diyoruz veya eril taraf diyoruz vesaire. Yani burada kastedilen şey tüm oluşumu ve yaratım sürecini kurgulayan ve buna sebep olan, bunu işleten, bunun nasıl olması gerektiğini düşüncede başlatıp tamamlatan gücün ne olduğuyla ilgili veya bu gücü hangi kavramlarla ifade ettiğimizle ilgili temel temel kavramlara odaklanacağız. Şimdi ilk defa bu ifadeleri Sefer Yesira'da izliyoruz. Yaratılış kitabı kısım Alef bölüm Alef yani kısım bir, bölüm 1 de diyebiliriz. Orada şöyle bir ifade var. Asli metnini de buraya ekliyorum ki dileyen dilediği yerde teyit Çünkü hep vurguladığım gibi çeviri konusunda ciddi bir terör yaşıyoruz. Zihinsel bir terör yaşıyoruz. İnanılmaz bir durum. O yüzden son yayınlamış olduğum kitapta da Sefer bütün asli metinleri var. Dileyen dilediği yerde çevirebilsin veya teyit edebilsin diye. Şöyle diyor orada. Türkçesini okuyacağım sadece ve burada zaten işaretledim. Yani o üst güçle ilgili bahsedilen kavramlar nasıl karşımıza çıkıyor? Tercümesi şu şekilde. 32 muhteşem yolla bilgelik kanunladı. Bu ifadeden sonra onu tanımlayan kavramlarla karşılaşıyoruz. Avram'ın Sefer Yesir'e yazmasında ilk cümlede bu ifadeden sonra 32 muhteşem yolla bilgelik kanunladı dedikten sonraki gelen kavramların hepsi üst gücü tanımlayan özel isimler, özel kavramlar, özel tanımlar. İsimler demek durumundayız. Burada çünkü bir nevi isim görünüyor ama fakat ona atfedilen bir isim yok. Burada ifade edilen kavramlar onun o gücünün yaratılanın kendi dünyasında hangi hallerde hissettiğini ifade eden şeyler ve bugün işleyeceğimiz dört tane kavramda bile inanılmaz şeyler izleyebileceksiniz. Devam ediyor. Neymiş o üst güç? Üst gücü nasıl ifade ediyor? Önce ya diyor. Sonra yutey vafi diyor. Ardından sıvaot. Ardından elohey İsrail. Elohey hayim ve dünya kralı, El şaday merhametli ve lütufkar, yüce ve yüksek, şohen at, ikamet eden demek, yücelerden ve kutsal ismi. Burada bitiriyor ve bundan sonraki ifade ise bu şekilde, farklı farklı şekillerde tanımladığı, kavramlaştırdığı üst gücün ne yaptığını anlatıyor. Ve dünyasını üç kitapta yarattı. Kitapta, harfler, ve rakam ve hikaye. Harfler ve rakamlar arasındaki ilişki. Burada şöyle diyor, üç kitapta yarattı. Ve burada diyor ki ardından harfler, rakam, hikaye. Hikaye dediğimiz şey ise harfler ve rakamların birbiriyle ilişkisi, birbirinin içerisine geçerek bir anlatıyı oluşturma hali. Burada üzerinde duracağımız şey ilk defa Avram'ın Sefer Gesir'e yazmasında onunla ilgili tanımlanan kavramlara ulaşıyoruz. Ya yutey vafey sıvaut elehoy İsrail elehoy kayim diye devam ediyor. Bu bölümde sadece ve sadece dört tanesini işleyebileceğiz. Niyetim aslında on tanesini işlemekte fakat yapmaya başlayınca dersi yani düzenlemeye başlayınca mümkün olmadığını gördüm. Burada kırmızı olarak işaretlediğim yerler asli metinde şuradaki kırmızı olarak işaretlenmiş şeylerle aynı. Tam oraya denk geliyor. Dileyen dediğim gibi istediği yerde teyit edebilir. Bugün sadece dört tanesini işleyeceğiz. Ardından bir sonraki bölümde geri kalanları ve yine devamlarında daha farklı kavramlar üzerinde duracağız. Örneğin dünya olan veya simsum kısıtlama veya elohut kutsiyet veya elokut o da kutsiyet veya yine ona atfedilen diğer kavramlar Elohim, Elohim, üst dünya, alt dünya, dört dünya, ruhun beş aşaması vesaire vesaire. Bütün bu kavramlar üzerinde daha detaylı duracağız. Ama diğer taraftan dersleri işlemeye devam edeceğim. Şu ana kadar kabalistik e, dilin dille alakalı üç tane ders yaptım. Sorular haricinde fırsat olursa yarın dördüncüsünü de yapacağım. Şimdi bugün sadece dört tane kavram işleyeceğiz. İlk başta şöyle diyordu, sağdan başlıyoruz İbranice'de. Ya, yutey vafey, sıva ot, İsrail. Burada İsrail kavramını çok daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Göreceksiniz yani burada rakamlar konuşuyor, burada çok ilginç döngüler söz, söz konusu. Burada bir ülke, ülkeden bahsedilmiyor çünkü Avram bunu ifade ettiğinde İsrail Krallığı diye bir krallık henüz yoktu. Yoktu yani. Sağdan başladık, ya eril ve dişil yönünü ifade eder, yutey vafi temel olarak zamansızlığını, sıva ot kavramını herhangi bir sözlükte, online sözlükte veya herhangi bir sözlükte tercüme etmeye çalıştığınızda karşınıza ordular çıkar. Bu da doğru, sava, ordu demek çoğul hali sıva ot, günlük hayatta böyle kullanıyoruz fakat buradaki vurgu bambaşka rakamsal açıdan, fiiller açısından işleyeceğiz. Ve son olarak Elohe İsrail. Burada da yine rakamlar konuşuyor. 462, 231 veya İsrail kavramının ne anlama geldiğini anladıktan sonra neden Elohey dediğini de anlayacağız. Tek tek başlayacağız arkadaşlar. Şurada nasıl not düşmüşüm? Ya eril ve dişil tarafını ifade eder. Neden böyle söylüyoruz? 10 sefirot ağacı farklı sunumlarda da belki karşınıza çıkmıştır. Yine ya Kabala serisinde ilk dersi, ikinci dersi de işledik. Daha da detaylı işlemeye devam edeceğiz. Çünkü bir derse, on derse abartmıyorum ama belki yüz derste de işlense bitirilmeyecek bir yapıyı anlatıyor. On sevir otacı temel olarak baktığımızda sağ hat, orta hat, sol hat diye tanımlayabiliriz veya eril hat, orta hat, dişil hat diye, hat diye de tanımlayabiliriz buraya sağ tarafa eril demek de doğru, sağ demek de doğru veya tam karşısındaki hata sol veya dişil demek de doğru. Ve yutey vafey neden onun eril ve dişil kısmını ifade ediyor? Bu hatta dikkate baktığımızda 10 sefirotu izliyoruz. Yukarıda keter var, taç anlamına geliyordu. Element dilinde havayı temsil ediyordu. Hohma ise bilgelik demek. Bu arada şundan not düşmek istiyorum. Bazen hakikaten yazıyorlar yani YouTube'da yorum olarak. Iı, ...tuhaf ifadeler olduğu zaman yani izin vermiyorum ama yazılanlardan gördüğüm şey şu... E ...bizim hocamız böyle anlatmıyor, bizim hocamız niye böyle anlatmıyor bilmiyorum. Hocamız anlatmıyor diye bu olmadığı anlamına denk gelmiyor. Seferya.com diye bir internet sitesi var, girer bakarsınız bütün kutsi metinlerin hepsi orada... ...online olarak herkese sunulmuş, ücretsiz bir şekilde yani bu bilgileri dilediğiniz yerden teyit edebilirsiniz ama elbette biraz da İbranici temel olması lazım. Ama sefarya.com İngilizce olarak da hizmet veriyor. Özetle yani hocanız bilmiyor diye bunlar olmadığı anlamına gelmiyor. Hohmas Heset Nesah Sefrası'nın bulunduğu sütun, sütun hat eril. Ve bu sütunda hokma sefirası yut harfiyle de ifade edilir. Az sonra işleyeceğimiz yut ey de, de daha etraflıca anlayacağız. Yut ey ne olduğunu ve yut harfi buraya denk geldiğinden dolayı eril diyoruz. Diğer taraftan burada herkes yetişkinlik düşünüyorum. Yut harfi zaten bir siperme benzer. Bir çiftleşmeyi başlatan eril güce benzer. Dikkatli, bakıl, dikkatli baktığımız zaman. Ama diğer taraftan az sonra da işleyeceğiz. Şeyi yaratan da zaten yudun bizzat kendisi. Görsel olarak da bunu göreceğiz. Bu yüzden eril tarafta ilk sefirayı temsil eden harf yud olduğu için görsel olarak da bir kendi dünyamızda bir siperme benziği için eril diyoruz. Şuradakine yudun ucu diyoruz. Henüz yud daha başlamış değil. Yudun ucu diyoruz. Keter sefirasını temsil eden ifadeyi. Ve tam bunun karşısındaki dişil sütunda bulunan bina yani anlayış anlamına gelen sefira ise hey ile ifade ediliyor. Bu iki harfi yan yana koyduğumuzda şurada görmüş olduğunuz gibi yut hey ya diye okunur. Bu onun eril ve dişil tarafını temsil eder. Ve bu durumdan da gayet rahat anlayacağımız gibi onun yarattığı olan sonuçta da eril ve dişil taraf vardır. O bazen erildir, bazen dişildir. Hikayelerde diziyoruz bunu, tanımlarda diziyoruz. Onun kendi dünyamızda vuku bulması veya hissedilir hallerde oluşmaya başlaması bazen eril, bazen dişil gibi hissedilebilir. Elbette bu kavramlar, eril ve dişil kavramları asla ve asla rekabetçi sistemin bize öğretmiş olduğu cinsiyetçi kavramlardan uzak, alakası yok. Asla ve asla karıştırmayın desem de insan aklı bazen gidiyor. Fakat elinizden geldiği kadar bu kavramları, şu ana kadar rekabetçi sistemi öğretmiş olduğu cinsiyetçi kavramlardan uzak tutun. Bunun cinsiyetle alakası yok. Yani o yüzden çok rahat ifade ediyoruz. İnsanda, her insanda da bir eril ve dişil taraf var. Bazılarında eril taraf gelişmiştir, bazılarında dişil taraf daha bir baskın hale gelmiştir. Ya ...ifadesini, neden eril ve dişil tarafı dediğimizin... E, ...bu şekilde ifade etmemizin sebebi en başta bu. Diğer taraftan yutey, yut ve hey harfleri... ...oluşumun iki temel durumunu ifade eder... ...ve karakterini ifade eder. Bu, buradaki üç sefreye baktığımızda... ...diğer bir açıdan üçgeni oluşturur, bir üçgen halini oluşturur. Burada oluşumun halleri konuşulur, oluşumun temel... Karakteristik yapıları hakkında konuşulur. Keter, aynı zamanda taç, her şeyi yöneten, her şeyi başlatan güç olmakla beraber hava elementini de ifade eder. Kokma burada bilgelik anlamına geldiği gibi diğer taraftan su elementini ifade eder. Bina burada anlayış kavramından, anlamak kavra, fiilinden türetilmiş olmasıyla beraber ateş elementini ifade eder. Burada oluşumdan bahsediliyor. Oluşumun köklerinden bahsediliyor. Burada toprak olmaz çünkü toprak sonuçtur, en sondadır. Oluşumda değildir toprak. Bu açıdan baktığımızda yani yut ve hey harfleri eril ve dişillik kısmını ifade etmiş olduğu gibi onun aynı zamanda bilgelik ve anlayış karakterini ifade ediyor. Az önce söylemiş olduğum gibi yani bu yüzden yaratımın sonucu olan insanın da eril ve dişil yönleri vardır. Yağ kavramını bu şekilde daha rahat anlayabildiğimiz gibi az önce söylemiş olduğum gibi yani aslında heyi oluşturan yudun kendisidir. Nasıl ki bir sperm bir yumurtayla çiftleştiğinde asla ve asla spermin kendi özgücü ve e, kaybolmadığı gibi bir dönüşüm içerisine girip farklı bir biçimde ortaya çıkıyor ve bunu harflerin görsellerinde de izleyebiliyoruz. Hep ifade etmiş olduğum gibi hiçbir kavram rastgele olmadığı gibi o kavramı oluşturan harfler de rastgele kurgulanmamıştır. İbrani dilinde 22 harf vardır, 22 temel harf vardır, artı 5 tane harfin sofiti vardır, 20, 27 yapar ve bu işin sonunda daha farklı bir yaşlanan baktığımızda 28 de kendini tamamlar çünkü bir güç ifadesidir. Çünkü İbrani dilinde koah, güç anlamına gelen kavram, kavramı sayısal değeri 28'dir. Yani harf dili farklı bir şekilde İzlemeye başladığımızda 28'e tamamlar kendisini. Ve İbrani harflerinde her bir harfin adı vardır. Yani ABC değil veya ABC değil hepsine bir ad isnat ettirilmiştir. Alef, Bet, Gimel diye. Ve Yut harfinin adını yazmak istediğimde, Yut harfinin adını yazmak istediğimde İbrani harfleriyle birlikte şu harfleri kullanırım. Yut, Vav, Dalet. Bu üç harf yan yana geldiğinde Yut diye okurum. Hey harfinin de adını yazmak istediğimde hey ve yut yan yana gelir ve ona da hey derim. Yani harflerin isimleri bunlar. Aynı zamanda harflerin doyumları diyoruz. Aynı zamanda harflerin doyumları da farklı bir gimatria değeri verir. Burada yut 10 rakamına denk geldiği gibi az sonra göreceğiz bütün harflerin her birinin bir sayısal kısmı var. Yut harfi on rakamına denk gelir ama kendi doyumu içine baktığımızda 20'ye de denk gelebilir. Daha farklı rakamları da denk Daha doğrusu sayıları da denk gelebilir. Hey burada 5'tir fakat bu, bu açıdan baktığımızda 15'tir. Konuya tekrar değinecek olursak yani harfler bakımından tekrar ifade edecek olursak yut harfini yazmak istediğimde adını yazmak istediğimde bu şekilde yazıyorum. Yut vav dalet. Hey harfini yazmak istediğimde hey yut diye yazıyorum ve hey diye okuyorum zaten. Dikkatli bakarsanız Yut harfi yut yut harfinin adına oluşturan kavrama dikkatli baktığımızda yutun dışında ne var? Vav ve ve dalet harfleri var. Ve hey harfini dikkatli baktığınızda dalet ile vav'dan oluştuğunu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bakın şu hey'in şu kısmı dalet harfinin bizzat kendisidir. Şuradaki vav'ın ise bacağı kırılır. Biraz da ters döner aşağı doğru sarkarak şurada olduğu gibi hey harfinin görselini oluşturur. Yani burada hey harfinin içerisinde yudun kendisi var. Eril güç, dişil güçle buluşup bir başka biçim oluşturuyor. Bir başka kurgusal açıdan baktığımız, baktığımızda ise dikkatli bak, baktığınız zaman heyin adını okurken yudu kullanıyoruz. Yani heyin kendisi zaten yud var. Eril ve dişil burada birleşti. Az sonra yani şurada oluşumun temelleri olarak ifade ettiğimiz durumdan sonra oluşan yedi sefirot da zaten yaratım sürecini oluşturuyor. Burada bunların birbiri içine dahil olması yaratım sürecinin oluşturulmasına yönelik bir hazırlığın bir nevi simgesel anlatımı. Tekrar bakacak olursak hey harfine baktığımızda hey harfinin görsel yapısını oluşturan şeyler yut harfinin adını oluşturan harflerin bizzat kendisidir. Hey harfinin sağ kısmına baktığımızda bildiğiniz şu dali harfi, ikinci bacağına baktığımızda ise vaf harfinin kırılıp aşağı dönmesinden ibaret. Diğer taraftan hey'e hey derken zaten yut harfiyle ifade ediyorum. Yani artık burada bir dahiliyet, birbiri içerisinde bir geçişme, birbirini tamamlama, iç içe olma, dönüşüm çok daha farklı şekillerle de ifade edebiliriz. Burada bize göstermiş olduğu şey ya ifadesinin, burada bir temel oluşumun temeli olan iki tane iki karakterin birbiri içine geçmesi diyebiliriz, eril dişil hali diyebiliriz, yaratım sürecini kurgulayan, güçler diyebiliriz veya yaratım sürecine sebep olan güçler diyebiliriz. Bunu elbette yani bu ifadedir. yazmak istediğimizde birbirine benzer onlarca cümle kurmak mümkün. Özet olarak burada yut ve heyin, ya, 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 diye okunan yut ve heyin bize anlatmış olduğu şey bu. Yani Avram'ı sefer sırasında daha o gücü ifade ederken ya derken kastettiği şey bu ve bunlar. Elbette her bir kavramı saatlerce konuşmak mümkün üzerine kitaplar bile yazabilirsiniz. Abartmıyorum. Son kitabımda da ifade etmiş olduğum gibi gerçekten kitaba başlamak mümkün ama bitirmek mümkün değildir. Çünkü sonsuz bir anlatıma sahip. Burada On Sevir görsel yardımından çıkarmış olduğumuz ilk ders yağının ne oldu? İlerleyelim. İkinci kavramımız Yutey vafe. Burada da yine yağ var. Dikkatli baktığınızda Yutey ama devam ediyor. vafe diyor. Diğer taraftan kendi yani Anadolu'da diyelim, Türkiye'de diyelim. Yahu derken aynen bu kavram ifade edilir aslında. Dikkatli baktığınızda ilk iki harf ya, son iki harfi soldan okuduğumuzda hu diye okuruz. Yahu'nun temel kaynağı Yutey Vafey'dir. Yutey Vafey bize en başta ne anlatıyor? Onun zamansızlığını anlatır. Daha farklı ifadeler de var. Onları da ifade edeceğiz. Sayısal açıdan da ifade edeceğiz. Diğer taraftan İbrani Kutsi metinlerin yorumlarında onunla ilgili şöyle bir onunla ilgili şöyle de bir tanımlama vardır. O aynı anda hem gizli hem de keşfolunabilen bir güce sahiptir. Yani onu kendi dünyamızda, kendi dünyamda bir taraftan gizli, bir taraftan keşfolunmuş olarak hissedebilirim. Hissederim. Bunu da yut hey vafin yapısında nasıl anlıyoruz? Yut hey onun gizli tarafı, gizlenmiş tarafı nistar diyoruz. İbranice'de nistar. Vah hey ise keşfolunmuş tarafı. Sonuç tarafı. Diğer bir açıdan baktığımızda az önce söylemiş olduğum gibi gizli ve keşfolunmuş tarafı diğer bir açıdan baktığımızda onun zamanı yoktur deriz. Çünkü o geçmiştir, gelecektir, şimdidir. Ve bunu da bu harflerin kurgusunda anlıyoruz. Nasıl? İbrahim dilinde üç zaman kipi vardır. Haya, hove, yihiye diye ifade ederiz. Bunları bir başka açıdan. Haya olandır. Yani olmuş bitmiş olandır. Hove şimdiki haldir, şu andır. Yi, yihiye ise olacaktır. Şu an önümde değil, olacaktır. Burada yutey bu üç kavramı yani haya, hove, yihiye kavramlarını yazarken... Yut, hey, vaf, bulunan üç harfin dışına başka bir hiçbir harf kullanmıyorum. Burada 4 harf var. 3 harf dedim çünkü hey iki defa kullanılmış. Temelde üç tane harf var. Yut, hey, vaf. Bu kavramlar ise sadece bu üç harfle kurgulanmıştır. Başka da bir harfe rastlamanız mümkün değil. Burada da yapılan atıf şudur. O geçmiştir. O olandır. Şu an olandır. Daha doğrusu o olmuş olandır şu an olandır ve olacak olandır. Onun zamansızlığını ifade eder. Yut de bizi ifade etmiş olduğu ilk şey onun bir tarafı gizli kalacak ve bir tarafı her zaman insan doğasında, insan dünyasında, insanın ilerleyeceği basamaklarda, insanın ilerleyeceği dünyalarda keşfolunacaktır. Diğer taraftan da zamansızlığını ifade ediyor. Burada da görmüş olduğumuz gibi. Sayısal değerini de az sonra değineceğiz. Burada şuna değinmeden gerçekten geçmek mümkün değil. Çünkü çok ünlü olan veya kabalistik metinlerle direkt ilişkilendirilen Zohar yazmaları ki bazen yanlış anlaşılıyor. Sanki Kabala diye bir şey var, ilk defa da bunu Zohar anlatmış gibi. Diğer derslerde de ifade etmiş olduğum gibi yolun başından beri zaten vardı. Yeni çıkan bir şey değil. İşin başından beri olandı. Bazen gizliydi, bazen açıktı. Yani Zohar'ın kaba kabalistik dille özdeşleştirilmesi bir nevi kusurlu bir durum ama diğer taraftan da anlaşılır bir tarafı var. Çünkü kabalistik terimlerin veya bu tip kavramların daha çok açıklamasına odaklandığı için daha çok kabalist, daha çok bütün kutsi metinlerin yorumları olduğundan dolayı kabalistik dili kullanmaktan başka bir yoğun olarak kullanmaktan başka bir amacı olmadığından dolayı çok daha belirgin bir şekilde gözümüze Gözümüzün ortasında yani gözümüzün önünde duruyor bir kabalistik metin gibi ifade ediyoruz ama Moshe'nin beş kitabı da kabalistik dille yazılmış bir yazmadır Avramınki de ve diğerleriki de, yani diğerlerinki de yani diğerlerininki de Shlomo'nunki de David'inki de yani bir mizmorda bir mizmor okuduğumuz zaman da orada da çok bariz bir şekilde kabalistik dil vardır yani işin başından beri olan bir dildi zaten. Şimdi Zohar kavramını anlarken veya deşifre ederken burada neden onun keşfolunmuş tarafının vav ve hey harfleriyle kurgulandığını daha iyi anlıyoruz. Zohar kavramını şu şekilde yazıyoruz. Zayn, vav, hey, reş. Zohar diye okuyoruz. Bu kavrama dikkatli baktığımızda kendi içinde ilginç iki tane kavram barındırır baştaki ve sondaki harfleri yan yana getirdiğimizde kök harfler bunlardır. Ortada kalan harfler kök harfler değildir. Hep ifade ederim. İbrani dili kök harfler kurgusuyla türetilmiş kavramlardan oluşur. oluşur Ve kök harflerin arasına giren her daim her daim yut, hey, vav'dır. Burada da olduğu gibi vav ve hey girmiştir. O kök harfleri dönüştürür. Daha doğrusu kök tanımları dönüştürür. Daha farklı bir hale verir. Çünkü onun gücü dönüştürebilir. İnsan kabul etmeyi bildiği zaman elbette. Zohar kavramına tekrar bakacak olursak kök harfleri zayn ve reştir. Diğer iki harf dediğim gibi yutayı vafiyeden geri dönüştürüyor bunları. Bu iki harfi yan yana getirdiğimizde zar diyor okuruz. Yabancı anlamına gelir. Bu iki kavramı anagram dediğimiz tersten okuduğumuzda ise Bakın burada zayn reş yan yana geliyor. Yabancı anlamına geliyor. Zar günümüzde bile kullanırız. Burada ise anagram haliyle baktığımızda yani tersten baktığımızda soldan baktığımızda harflerin yerini değiştirdiğimizi bunu anagram diyorum ben. Reş ve zayn yan yana gelir ve bu da raz diye okunur. Sır demektir. Zohar kavramının yani yazmaların adını oluşturan kitabın adını diyelim. Yani yazma demek daha doğru aslında. Günümüzün kitap anlayışından çok farklı bir anlayışla ...düzenlenmiş, ifade edilmiş, yazılmış bir yapıya sahip. O yüzden kitap demek çok da doğru değil. Yazma diye ifade ediyorum ben. Zohar kavramına bu, bu şekilde baktığımızda... ...yabancı... ...yani sağdan sola baktığında yabancı... ...ama soldan sağa baktığında sırdır. Yani sırrı açıklar. Buradan da şunu gayet iyi anlıyoruz. Zohar'ı yazanlar İbrani dilini herkesten çok iyi biliyor olmasına rağmen özellikle Aramca yazmışlardır. İbrani Hafter kullanılmıştır ama Aramca yazılmıştır. Aramca ile, Aramca ile İbrancı dili arasında güzel bir bağ vardır. Birbirinin ters tarafı deriz. Başka bir videoda açıklarım yani neden ters tarafı diyoruz. Yani İbranci ile asla ve asla uzak değil. Birbiriyle bir nevi çok ilişkisel bir bağ vardır. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Zohar yazanlar neden Aramca yazdılar? İbranca harfini kullanarak. Çünkü biz sağdan bunu Aramca yazdık. Sen bunu çeviresin diye, İbranca'yı çeviresin diye ve İbranca'yı çevirdikçe göreceksin ki sırlar ortaya çıkacak. Diğer taraftan bu ortada kalan iki harfi dikkatli baktığımızda Vav ve Hey neydi? Onun keşfolunmuş tarafı. Yani Zohar yazmaları onun kendi dünyamızda keşfolunmuş hallerinin basamaksal, sezgisel, akılsal, karaktersel hallerini açıkladığı için. Burada yut heyi kullanamaz, ifşa olmuş, keşfolunmuş tarafını açıkladığı için vav heyi kullanır. Ve bunları da yan yana getirdiğimiz aynen vaf hey, sırla yabancı olan, bize yabancı görünenle sır arası, sır gibi görünen şey arasındaki ilişkiyi açıklar. Umarım ifade edebilmişimdir. Yani harflerin kurgusuyla çok yakından alakalı. Yani belki ilk defa video izini biraz tuhaf görünebilir, fakat ancak bu şekilde özetleyebilirim ve bu şekilde açıklayabilirim. Buradaki vurgum şuydu, yani buradaki Yuteyin ilk iki harfin keşf e, saklı gizli tarafı olup ...vafein nasıl neden keşfedilmiş tarafını ifade ederken. Zohar kavramı bir nevi bunlara tırnak içinde diyelim kanıt sunuyor. Onun va ve he harflerinin neden ifşa olunmuş tarafını, keşfolunmuş tarafını ifade etmesine yönelik. Geçelim şimdi diğer bir taraftan yutey vafein sayısal değere baktığımızda yani şuradaki kavramı sayısal değere baktığımızda elbette birden fazla sayısal değeri var. 72 olabilir, 63 olabilir. Hepsi de doğrudur. Ama en yalın ifadesiyle Yuta'yı hey, hey, bu arada 300 de olabilir. Böyle bir yapısı da var. 300 de olabilir. O da harflerin eşleştirilme yöntemiyle alakalı. Ama yalın bir şekilde baktığımızda Yuta'yı hey, hey, sayısal değeri 26'yı denk gelir. Yud 10'dur, hey 5'tir, vav 6'dır, hey 5'tir. İki tane hey'i topladığımızda 10, bir tane 10 daha var. Yud 20, vav da 6. Yani 26'ya denk geliyor. Bu bizi bu bize ne ifade ediyor? Onun diğer taraftan sonsuzluğunu ifade ediyor. Ne açıdan? Alif harfine baktığımızda şurada harflerin sayısal değerlerini de yazdım. Alif harfine baktığımızda dikkatli baktığınız şöyle ifade edeyim. Şuradan başlayalım arkadaşlar. İbrani alfabesinde bulunan 22 tane temel harf var burada. Her bir harfin sayısal değeri var. Alef 1'dir ve devam eder. Bet 2, Gimel 3, Yud harfine kadar Yud harfiyle 10 yapar. Yud harfinden sonraki ilerleyiş onarlıdır. O yüzden kaf 20'dir, lamet 30'dur, devam eder kufa kadar. Kuf 100'e denk gelir, kuftan sonra ise 150 150 artar. Kuf 100'dür, reş 200'dür, şin 300'dür, tav 400'dür. 20 harf böyle kurgular rakamları ama harflerin dediğim gibi 28 olarak gördüğümüzde, farklı bir açıdan gördüğümüzde Bine de kendini tamamlar. Fakat yalın olarak baktığımızda Alef'in sayısal değeri bir. Çünkü ilk harf. Ama diğer taraftan Alef'in diğer harflerden en büyük farkı şudur. Dikkatli baktığınız zaman Alef sağdan, alttan, soldan, sağdan her taraftan açıktır. Sonsuzluğu ifade eder. Diğer harflere baktığınız zaman her bir harf, Alef'ten sonra gelen her bir harf kendini sağ tarafa kapatır. Her daim sol tarafa doğru açılır. Çünkü gelişim ilerlemeye bağlıdır. Asla ve asla arkana dönemezsin. Arkana bakamazsın. Geçmiş size ait değildir. Şu an ve yarın kurgulayacağım şey bana aittir. Yarından sonra o da bana ait değildir. Haftinin ilk anlatmış ilk anlatı şey budur. Alef ama sonsuzluğu ifade ettiğinden dolayı, başlangıcı ifade ettiğinden dolayı başlangıç bir sonsuz noktadan Başlamıştı ve alef bunu ifade ederken yukarıdan aşağıdan sağdan sola her yere açıktır. Görebilirsiniz yani. Yukarıdan açık, sağdan açık, soldan açık, aşağı doğru açık. Diğer harflere bakın hepsi kapatırken arkaya doğru. Sadece diğer tarafa doğru açılmaya devam eder. Alef harfi bu açıdan sayısal değeri bir. Ama diyoruz ki bir başka açıdan alef aslında 26'dır. Çünkü sonsuzluğu ifade eder. Çünkü yutey vafeyi ifade eder. Neden? Çünkü Alef'in de kendi kurgusal yapısına baktığımızda, görsel olarak baktığımızda Alef kendi içinde iki tane yut, bir tane vaf harfinden oluşmuştur. Dikkatli bakın tabloya. Yut Alef'in sağ tarafını başlatıyor. Vaf orta çizgiyi, orta hatlı ifade ediyor. Alef harfinin kendi doğasına baktığımızda yaratım gücünün yukarıdan gelip böyle doğru bir şekilde yut olarak ifade edilirken yaratım gücünü ifade eder. Alt tarafa inen şeyde ise, yutta ise yukarıda olan yudun tam tersidir. Çünkü yaratım kendine ters bir şey yarattı. Karakteristik olarak ters bir şey yarattı. Doğa olarak kendine benzeyen bir yapıya, yapıda yarattı ama karakter olarak ters. Yani doğalar kendine benzeyin derken kendine e, yaratılan sonucun ona benzeyebilecek bir yaratım gücüyle yarattı. Yaratılan olan sonuç ona benzeyebilecek bir noktaya sahip, ona benzeyebilecek bir güce sahip. Ama karakter olarak ters olduğu için Alef'in bu görsel yapısında yukarıdan gelen yut doğru bir şekilde kurgulanmışken aşağı inen yut terse dönmüştür. Çünkü yaratılan karakter olarak yaratan güçten terstir. Ortadaki ise Vav'dır. İşin sonunda ise yaratılan güç her iki değeri ortada bütünleştirmek zorunda. Buna daha farklı şekillerden de bakabiliriz. Yani birçok açıdan inceleyebiliriz. Fakat bu açıdan baktığımızda yani alef harfi iki tane yut bir tane vavdan oluşmuştur. Yutun sayısal değeri neydi burada? 10. İki tane yut 20. Vav'ın sayısal değeri neydi? 6. Bu açıdan baktığımızda alefin sayısal değeri 26'ya denk geliyor. Yani yut-i ile aynı sayısal değere sahip. Bir başka açıdan baktığımızda. Tekrar ediyorum. Her harfin kendi içinde birden fazla gimatria değeri vardır. Alif'in sayısal değeri 1'dir, 26'dır, 32'dir, 111'dir, 3'tür, 300'dür. Hepsi doğru. O yüzden yani geri gelmişken ifade etmekte fayda var. Gimatria sabit bir şey değildir. Yani yıllar sonra insanlığa yani numaroloji olarak geçmiş ve isim analizlerinde kullanılmış olan bu harflerin sayısal yapısı asla ve asla sabit değil, dönüşkendir, dönüşür ve dönüştürür. Yutey 26'ya denk geliyordu ve alef sonsuzluğu ifade ettiğinden alef bir başka açıdan 26'ya denk geliyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey Yutey temelde onun gizli tarafı ve keşf olmuş tarafını ifade ederken sonsuzluğunu ifade eder. Alef'in görsel ve sayısal yapısından bunu anlayabiliyoruz. Aynı zamanda burada Vafe'nin nasıl bir yani keşfolunmuş tarafı ifade ettiğini ise Zohar kavramında çok rahat izleyebiliyoruz. İlerleyelim. Bir başka ifade. Şu ifadeleri tekrar bakalım arkadaşlar. İlkini yaptık. Ya, yutey, vafey. Üçüncüsü neydi? Sıva ot. Gelen ve çıkan demek. Kurguya bakalım. Neden böyle ifade ediliyor? Yani Avram ilk cümlesinde ya yutey vafe yardına sıvaot diyor. Onunla ilgili ve kutsi metinlerde de kullanılır. Bazen sıvaot diye geçer. Davidin şiirlerinde de geçer. Başka yerlerde de geçer. Yani burada sıvaot derken yine üskücü ifade ediyor. Fakat başka bir açıdan ifade ediyor. Yukarıdaki iki örnekte görmüş olduğumuz gibi her biri farklı bir açıdan ifade ederken sıvaot kavramı ise şu iki kavramdan türetilmiştir. Latset ve lavo. Bunlar fiillerdir. fiillerin mastar halleridir. Mastar yani mekli halleridir. İbrancada fiilin isim hali diyoruz. Şema poal yani is fiilin ismi diyoruz. Latset çıkmak demektir. Lavo gelmek demektir. Burada şurada özellikle zaten şey yaptım. Kök harfleri farklı renklerle gösterdim ki sıva ot kavramını oluşturan harfleri dikkatli baktığımızda sadik bet sadik alef sadik alef latset kavramının kök harfleri bet vav'a baktığımızda ise lavo kavramının yani gelmek fiilinin kök harfleri bet vav Sıvaot kavramına baktığınızda aynen bu dört harfi görüyorsunuz. Çünkü sıvaot dediğimiz şey yine onu ifade ediyor. Doğru fakat insanın ruhuna, insanın sezgisel, düşünsel, adli hangi açıdan dersiniz deyin. Ona gelen ve çıkandır. Buna bazen ışık diliyle ifade ettiğimizde gelen ışık veya direkt ışık deriz. Or yaşar, direkt ışık ve or hozer, dönen ışık yansıyan ışık değil. Birisi sormuştu aklıma geldi. Biz böyle öğrendik dedi ama yanlış bir çeviri yansıma kavramı yok orada. Or hozer, dönen ışık olarak da ifade edebiliriz. Çünkü yaratılan varlık kendi yolunda gelişirken mutlaka ve mutlaka onun etkisi altındadır. Ondan bir şeyler alır ve bunu dönüştürüp geri gönderir. Geri yollar. Yani o o yüzden gel, gelendir ve geri çıkandır. Sıvaot kavramına baktığımızda neden bütün bilgelerin tek bir kavramla onu tanımlayamayacaklarını daha iyi anlıyoruz. Ya, yutey, vafey, sıvaot hepsinden çok da hepsi, hepsini yan yana getirdiğimizi anlıyoruz ki çünkü insan doğasında onun ortaya çıkması birden farklı hallerle olacaktır. Sıvaot da bunu çok güzel açıklayan kavramlardan bir tanesi gerçekten. Sevdiğim kavramlardan bir tanesi özel olarak o gelendir ve o çıkandır. Çünkü insan kutsi yolda ilerlerken onun etkisi olmadan hiçbir şey yapamaz ama bunu tamamlayabilmesi ondan almış olduğu etkiyi içinde dönüştürerek tekrar ona göndererek tamamlayabilir. Ve sıvaot dediğimiz şey gelendir, çıkandır. Başka de göreceğiz yani. Bore dediğimiz zaman yani bu da yine yaratan diye çevril, 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 daha farklı şekillerde çevriliyor. Oysa gel, gelmek ve görmek fiillerinden ifade edilmiştir. Daha birçok örnek var. Svalt'a döndüğümüz zaman arkadaşlar diğer taraftan rakamlar çok daha farklı bir şey anlatıyor bize. Sıva ot kavramına baktığımızda sayısal değeri 500'dür. Yine hesap makinenizi alıp yukarıdaki şeyi de not alıp teyit edebilirsiniz. Burada bunu hesapladığınızda diyeceksiniz ki sen yanlış söyledin. Çünkü bu kavramın sayısal değeri 499'a denk geliyor. Doğru. 499'a denk geliyor. Burada Gimatya'nın kurallarından bir tanesini daha söylemek lazım. Aynı zamanda herhangi bir kavramın sayısal değerini hesaplar hesaplarken kavramın bütün de bazen bir rakamıyla hesaplanır, toplam değerin üstüne eklenir. Umarım ifade edebilmişimdir. Şimdi Svaut kavramındaki harfleri tek tek topladığınızda 499 yapar. Sadik 90'dır, Bet 2'dir, Alef 1'dir, Vav 6'dır, Tav 400'dür. Topladığınızda 499 yapar. Ama diyoruz ki aynı zamanda kavramın kendisi bütünü de bir değerdir. Bir rakamıdır ve toplam sonuca eklenir. Ve eklediğinizde 500 rakamı çıkar. Bu bizi neye götürüyor? Bakın kurgu gerçekten muhteşem. O yüzden diyoruz ki kutsi bir akıl söz konusu burada. Çünkü insan aklıyla oluşturulabilecek bir şey değil. O yüzden Avram'ın yazdığı da, Moshe'nin de yazdığı da kutsi hikayeyi anlatır. Çünkü gerçekten bizim basit aklımızla düşünebileceğimiz, kurgulayabileceğimiz şeyler, şeylerin çok üzerinde, çok ötesindedir. Svaot 500 sayısına denk gelir. Şuradaki iki fi, şuradaki iki fili topladığınızı ise arkadaşlar 560'dır. Ama buna da 500 diyoruz. Sebebi şu. Çünkü fiil fiillerin ismini oluşturan her daim her daim lamet harfidir. Yine şöyle ifade edeyim. Hesap makinenize alıp şu iki toplamına bakabilirsiniz. Toplamına baktığınızda 560 yapacaktır. Diyoruz ki 500. Neden 500? Çünkü şu iki fiil aynı zamanda SWOT'a denk geliyor. Neden 500 diyoruz? Çünkü İbrahim dilinde bütün mas fiillerin masal halleri LAMET'le başlar. İki tane LAMET var ve LAMET'in sayısal değeri şurada da görmüş olduğunuz gibi 30'dur. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. Buradaki kök kavramlarla alakası yok. O yüzden LAMET'leri çıkartabiliriz. Ve lametleri çıktığı zaman baktığımızda gerçekten şu çıkmak fiilinin şu harfleri ve gelmek fiilinin şu harfinin sayısal değerinin toplamı 500'e denk gelir. Sadik 90'dır, Tav 400'dür, Alef 1'dir, 491. Diğer taraftan Bet 2'dir, 491 artı 2, 493. Vav 6, 499. Alef 1, 500. Sıvaot kavramına denk geliyor. Burada göstermeye çalıştığım şey şu. Eylemler de, eyle, yani fiiller de bize çok şey anlatıyor. Latset, çıkmak, lavo, gelmek. Yani o gelendir ve kişinin benliğinden çıkandır. Çıkarmış olduğu sonucun kendisidir. Çünkü kişi asla ve asla başkasına inanamaz, başkasının söylediği şeye inanamaz. Kişi kendi deneyimlemeli kendine gelmeli ve kendinden çıkarmalı o sonucu. Ve bunları ifade eden fiillerin sayısal değere bakıyorsunuz 500. Bunu ifade eden sıvaot kavramına bakıyorsunuz yine 500. Hep ifade etmiş olduğum gibi harfler gibi rakamlar da bütünsel bir hikaye anlatır. Bir anlatım şeklidir. Bu benim iddiam değil. Yolun başındayken Avram'ın söylemiş olduğu şey harfler, rakamlar ve hikaye diyor. Çünkü harfler ve rakamları topladığımızda bir araya gidip iç içi geç, içi çaldığımızda hikayeler oluşur. O yüzden hikayelerde, kutsi metinlerde geçen hikayelerde diyelim anlatılarda diyelim rakamlar da kullanılır. 40 yıl, 400 yıl, dört aşama, aşama, ruhun 5 seviyesi vesaire vesaire. Çünkü rakamlar da bütünsel bir hikayenin ayrılmaz ögeleridir. Diğer bunu söylememin sebebi şu. Herhangi bir rakam bir rakamdan ne üstün ne de aşağıdır. Hepsi bir bulmacanın vazgeçilmez parçalarıdır. Burada 500'e denk geliyor ve bu iki fil de 500'e denk geliyor. Hesaplayabilirsiniz. Burada da zaten rakamlar var. Svaot dediğimiz ise, üçüncü kavram ise, onu yani onun gelmesi ve çıkması. Geliyor ve çıkıyor. Bu sonuçtan sonra onu tanımlayabiliyorum. O gelmeli ki ve kendi içinde bir dönüşüm yaratıp ben bundan bir sonuç çıkarmalıyım ki o diyebileyim. Devam edelim. Son kavramımız burada Elohey İsrail. Fazla da uzatamıyorum gerçekten. Elohey İsrail kavramı. Önce burada İsrail kavramına değineceğiz. Ne demiştik? İbrahim dilinde 20 harf var. 20 harf var toplamda. İsrail kavramı az önce de ifade etmiş olduğum gibi Avram yolun başında ifade ettiğinde henüz İsrail krallığı diye bir şey yok yani ortada. Böyle bir coğrafya yok. Böyle bir ülke yok, bir, bir, krallık yok. Çünkü öncesi krallık. iki defa krallık oldu, sonra işte şu anki hal diyelim. Yani bunun bir coğrafyayla alakası yok. Çünkü kavrama, da, kavrama farklı açılardan baktığımızda bambaşka bir şey anlatıyor bizi. İsrail kavramıyla başlıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? 22 tane harf var. Buraya da özellikle yazdım. 462, 231. İsrail kavramına baktığımızda Yudşin, Reş, Alef, ve la metafi ile kurgulanmıştır. Bu kavram ilk başta şunu söylüyor yeş rala yeş iki ilk iki harfe baktığımızda yeş var demektir. tersten okuduğumuzda ise şay diye okuruz hediye demektir. Var olan şey hediyedir. Yani bunu şu şekilde okuduğum, okuduğumuzda yut şin diye okuduğumuzda yeş var demektir. Tersen okuduğumuzda şay diye okuruz şin yut Şay ise hediye demektir, armağan demektir. Çünkü var olan şey kişiyi armağandır. Böyle bir vurgu var, kurgu var. İkinci ifadeye baktığımızda rala. Geçten sonra harflere bakalım. Reş, alef, lamet. Bunlar bu şekilde de okunur, farklı şekilde de okunur göreceksiniz ama buradaki rala kavramına baktığımızda şurada son kalan üç harf. Yeş rala ne demek? Onu açıklayalım. İbrani dilindeki bütün kavramlar harflerin kendi içinde yedi farklı yöntemle eşleştirilmesinden ortaya çıkar. Harfler kendi işlerinde öyle bir şekilde eşleşir ki bundan şifreleme mantığını çıkartabilirsiniz, daha farklı şeyler çıkartabilirsiniz. Yani çok farklı şekilde anlatabiliriz. Son kitabımda zaten detaylı bir şekilde ifade ettim. Gerçekten teknik kısımda. Yedi farklı yöntemle eşleştiririz. Diğer taraftan bir de şöyle bir durum vardır. Harflerin kendileriyle eşleşmesi. Daha doğrusu her bir harfin kendi dışında bir başka harfle eşleşmesi. Kaç tane harf vardı? Temelde 22 harf. Yani şöyle alef betle eşleşiyor, alef gimelle eşleşiyor, alef sonra daletle eşleşiyor, alef sonra hey ile eşleşiyor. Yani 22 harf, her bir harf kendi dışındaki harfle eşleşiyor ve bunlardan bile kavramlar oluşturabiliyoruz. Alef ve bet yan yana geldiğinde ap yani ata baba anlamına gelir. Ve alef en son hangi harfle eşleşiyor? Tavla eşleşiyor. Bu da başka bir kavram üretir. Et, edatı veya at zamirini üretir. Burada ifade etmeye çalıştığım şey her bir harf 22 harf kendi dışındaki 21 harfle eşleştiğinde toplamda 462 eşleşme olur. 462 eşleşme olur. Ve her bir eşleşmeyi iki, ve bu sayı ikiye, ikiye böldüğümüzde deriz ki 231 şardır. Yani bir nevi geçit. Kapı da diyebiliriz de daha büyük. Yani günlük hayatta büyük kapı olarak kullanılıyor Ve büyük böyle geçiş noktalarına şar diyoruz. Yani büyük kapılar olabiliyor. Daha farklı şeyler yani tarihi yerlerde de ya görürsünüz. Yani kapıdan daha büyük yerler vardır, onlara şar deriz, kapıya da delet deriz. Burada ise eşleşmeleri ikiye bölmemizin sebebi her bir eşleşmenin eril ve dişil tarafı olur. Yani ikiye bölmemizin sebebi bir açıdan böyledir. Yani 462'yi ikiye bölüyoruz, 231 yapıyor çünkü bu kendi içinde o, o eşleşmenin eril ve dişil taraflarının işaretler ve 231'e baktığımızda nerede görüyoruz? Burada İsrail kavramında yeş ra'la derken ra'la kavramını sayısal değine baktığınızda 231'dir. Yani İsrail kavramına baktığımızda ilk ilk etapta bize söylemiş olduğu şey 231 geçidi olandır. 462 eşleşmenin sonucu olan 231 geçittir. Diğer taraftan tüm eşleşmelerin kendisi bütünsel bir yoldur. Neden? İbrahim dilinde nativ dediğimiz kavram yol anlamına gelir. Nerede görüyoruz yine? Avram'ın ilk ifadesinde. Burada ne diyordu? 32 muhteşem yolla. Yol kavramına bakalım. Burada nativot. Burada 32 olduğu için 32 yoldan bahsettiği için nativ kavramı şu ilk 4 harf nativ diye okunur. Ama 32 dediği için dilinin bir başka yapısıdır. 32 dediği için bunu yollar diye ifade ederiz ve nativin çoğulu nativot olur. Ama tekil hali nativ nun tav yut bet nativ yol demektir ve erildir. Tekrar buraya bakalım. Dikkati bakın, 22 harf. Her bir harf kendi dışındaki harfle eşleştiğinde 462 tane eşleşme oluşturur. Formülü de bulur. 22 çarpı 21 eşittir 462. 2'ye böldüğümüzde 231. Natif kavramına bakalım. Böyle yazılır. Natif nun tav yud bet. Nunun sayısal değeri 50. Tavın sayısal değeri 400. Yudun sayısal değeri 10. Betin sayısal değeri 2. Natif kavramını oluşturan harfler bunlar. Bunları topladığınızda ise 462 sayısına ulaşırsınız. Yani Avram'ın yolun başında bahsettiği şey yol yani natif dediği şey aynı zamanda harflerin eşleşmesine vurgudur. 22 harf her bir harf birbiriyle eşleştiği zaman bir yol oluşturur. Ve bu yüzden natif kavramı 462 sayısına denk gelir. Şuradaki kurgudan dolayı ve her bir kavram eril ve dişil tarafını topladığında bir geçit oluşturur. Bu da 231 geçittir ve İsrail kavramına baktığımızda 231 geçidin olduğu haldir, durumdur. İsrail kavramına bir başka açıdan baktığımızda kendi içinde yine yaşar el dediğimiz iki kavramı barındırır yaşar, direkt demektir günlük hayatta bile duyarsınız herhangi bir yerde bir kimseden adres sarfi istediğinizde direkt gitmeni söylüyorsa yaşar yaşar der. Başka bir şey demez. Yani eğer direkt gitmeniz icap ediyorsa başka şeyler de der tabii de. Yaşar, direkt demek el ise bir güç, bir yöndür. İbrahim dilinde aynı zamanda yön olarak da kullanırız. Rastgele değildir. Yani örnek vereyim. Yerüşülayım, yerüşülayım demektir. Anadolu'da yani bilindiği gibi ya Kudüs veya Tel Aviv, Tel Aviv'dir. Eğer ben yönümü Yerushalayim diye ifade edeceksem El Yerushalayim diyebilirim veya El Tel Aviv diyebilirim veya El Ay diyebilirim bana yön ifade eder. Aynı zamanda güçtür. Güç kav yani gücü de ifade eder. Yine onu ifade eden kavramlardan bir tanesidir. Bazen bir sadece el dediğimiz zaman alef, lam lamedi yanına koyup el dediğimizde onu ifade ederiz. Çünkü o bir güçtür. Her şeyin toplandığı güçtür. Ve İsrail kavramına bu açıdan baktığımızda ele direkt olma halidir veya ele direkt olanlardır. Ele direkt olma halidir. İsrail kavramında bu şey de vardır daha başka açıklamaları da var. Yine YouTube e, YouTube'da bununla ilgili bir video yapmıştım. Meraklısı olan izleyebilir. Çok farklı açılardan inceleyebiliriz yani İsrail kavramını. Burada arketip atı atıfları da vardır. Yani 3 yani 4 anne üç ata atıfları da vardır. Hiçbir rastgele değil. Burada İsrail kavramını deşifre ettik ki Avram'ın yolun başında dördüncü kavram olarak kullanmış olduğu Elohey İsrail'i daha iyi anlayabilelim. Elohey İsrail. Şimdi kavrama dikkatli bakın gerçekten. İsrail kavramını ifade ettik. Elohey İsrail kavramını nasıl yazmış? El ve hey yut. Yut vafi, vav, vafi açıklarken demiştim ki şuradaki on sefirot Yut hey ile gösteriliyordu ve yaratım süreci esnasında bunlar birbirine dahil olarak heyin kurgusuna da görmüş olduğumuz gibi hey e ne diyorduk hey yani onun hem eril ve hem dişil yapısını artık yani oluşum oluşuna temel gücünün birbirine geçip kaynaşması ardından yaratım sürecini oluşturmadan önceki bir önceki halleri Elohey İsrail kavramına baktığımızda dikkatli bakarsanız el kavramı ve yine hey kavramı var. Yine onun eril ve dişil tarafına atıfta bulunurken devamında diyor ki Yeşral, Yeşrala. Ne demiştim az önce? 462 yol ama bunlar eril ve dişil olarak kendi içinde eşleşinde 231'e denk gelir. Bu da İsrail kavramında vardır. Elohey İsrail kavramına baktığımızda. Çok daha muhteşem bir açıklama karşımıza çıkıyor. Az önceki dönüşümü ifade etmiş olduğumuz hey, yani hey harfinin adı el yani el hey. El hey yani el yön ifade ediyordu. Hey ise eril ve dişilin iç içe geçmiş halini ifade ediyordu. Ve burada da tekrar umarım anlatabildim. Gerçekten inanılmaz bir yapıya sahip yeş rala diyor. Yani eril ve dişilin çiftleşip bir geçit oluşturduğu hal. Elohey İsrail. Umarım anlaşılır olmuştur. Elif sununun başında da ifade etmiş olduğum gibi tamamen yabancı olur. Belki biraz zor gelebilir ama hani biraz aşinaysanız YouTube'daki videolar daha iyi anlaşılacaktır. Veya Kabala dersini takip eden arkadaşlar da anlayabilecektir diye düşünüyorum. Burada özellikle vurgulamaya çalıştığım şey şu. Özellikle çeviri teröründe yaşamış olduğumuz şey. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın. Şimdi birisi kalkıyor diyor ki ya işte biz bunu Tanrı diye çevirelim. Tamam bunu ya diye Tanrı diye çevirdin de Yutey nasıl çevireceksin? Tanrık mı diyeceksin? Svauton ne diyeceksin? Tanrıcık mı diyeceksin? Tanrım mı diyeceksin? elohe İsrail'e ne diyeceksin? Hepsini bir torbaya atıp da hepsini Tanrı demek... ...bir, ya cehalettir... ...ya da bildiği halde... ...bunları... Bil, ...yani yine cehalettir diyelim de... ...ama bunları duyduktan sonra halen de... ...yani Tanrı diye çeviriyorsa artık orada bir... ...şarlatanlık söz konusudur. Görüyorum çünkü gerçekten görüyorum. Yani bazen inatlaşıyorlar, bazen çok daha farklı e, ne diyelim nevrotik halleri giriyorlar. Yanlış üzerinde tepiniyorlar. Ya yani yanlış yapmışsın, işte, yanlış evirmişsin. Hep vurguluyorum yani. Avram'ın sefer sırasında asla şöyle bir cümle yoktur. Gördüğünüzde inanmayın direkt kapatın yani. Aklını başına topla, maneviyet edinlemez. Yok böyle bir ifade. Bunu okuduğunuz yere kapatın. Gerçekten kapatın. Yani o ya isterseniz de alın teyit edin. Yok böyle bir ifade. Kendileri çelişiyorlar. Yani madem maneviyat sen ne konuşuyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Kapat bütün sistemini o zaman. Bir davran böyle bir şey ya dememiş ki tam tersine anlaşılsın, edinilsin diye. Hepsi yazdı, hepsi anlattı. Ve büyük şeyler yaptılar yani bu yolda. Demek ki anlaşılabilirmiş. Demek ki yazmışlar ki demek ki okunabilirmiş. Okunsun diye yazdılar. Anlaşılsın diye yazdılar. Hani bu çeviriyi yaparken en azından yani kendinle bu açıdan çelişme bari. Başka bir şey kullan yani. Maneviyat edinlemez. Konuşma o zaman sus. Böyle ifadesi yok. Yani kendi konumuza dönecek olursak bunları Tanrı diye çeviremiyoruz işte bu yüzden. Her biri başka bir hikaye anlatıyor. Her birinin farklı bir sayısal yapısı var. Her biri, az önce de görmüş olduğunuz gibi, bambaşka şeylerden bahsediyor. Ya Ay'ı Tanrı diye çevirdin de, Yute'yi, Vafi'yi nasıl çevireceksin? el nasıl çevireceksin? Hepsi kendi içinde çok özel kurguları ifade ediyorlar. Toparlayacak olursak, Kabalistik dilin kavramları diye yeni bir seriye başladım. Bu birinci bölümdü. Burada yolun başından başlamak istedim. Avram'ın seferiye sırasında üst gücü tanımlarken kullanmış olduğu kavramların ne anlattığını vurguladım. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi diğer kavramları da işleyeceğiz. Dünya nedir, kısıtlama nedir, insan nedir, ruh nedir. Bütün bu kavramları da tek tek deşifre edeceğiz arkadaşlar. Elbette İbrahim dilinin bu muhteşem, sarsılmaz sayısal sembolik taraftarıyla. Bir başka derste görüşmek üzere hoşça